Evet arkadaşlar, Doğan Bey'deyiz. Eski karakol mu burası? Rumlar zamanından kalan karakol değil mi? Eski Türk karakolu. O kadar güzel ki ben ilk defa böyle güzel bir karakol görüyorum. Bakın şurada şöminesi var. O kadar tatlı yapmışlar ki oturma grupları var bakın. Havuzumuz da mı var? Ön tarafta. Okey. Bakın. Cennetten bir köşeye geldik. Nar ağaçlarının içinde nefis bir oturma grubu görüyorsunuz. Şahane. Zaten bilenler bilir. Ben taş mimariye bayılırım. Özellikle Rum köylerine bir başka sempatim vardır. O da çünkü taş mimari olduğundan dolayı. Bakın taş mimariyi çok güzel estetik masa ve sandalyelerle süslemişler. Şurada nar ağaçlarını görüyorsunuz. Şahane bir havuzlu. Hatta havuzdan bahsetti ama bu taraflarda bir yerlerde olabilir, emin değilim. Bu tarafları çünkü işaret etti. Şahane bir yer. Yine zeytin ağaçları var bölgede. Gördüğünüz gibi. Yani burası aslında daha önce biraz bilgi sahibi edindim burayla alakalı. Büyük Menderes Deltası üzerinde Dilek Yarımadası'nın diğer tarafında yer alıyor. Çok da güzel bakılmış. İonia Villas. We have three villalar Bro. Aha. to rent here. Okey. And it's Ionia bölgesi and it's Ionia Villas. Üç tane var. Okey. Evet. Pansiyon olarak Havuz veriyoruz. dediniz. Ano, o küçük eskiden koyun için. Ama şimdi izin aldım. Sadece düzeltiyoruz. Denizli Anladım. taş yine. Denizli taş. Burada bu taş. Bizim meşhur denizli taş. Ondan sonra yine dezeletiyorum. Atezyen var. O zaman bir splash pool. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Anladım. Valla çok şanslı. Tabii. Sizin eviniz. Harika bir Evet. eviniz var. Müthiş. Teşekkür Çok ederim. bayıldık. İyi Görüşmek günler. üzere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii. Sizin bir şey var. Ben YouTube üzerinden yayın yapacağım. YouTube'a atacağım bunu. Ayhan Oytun diye. Vlog, YouTube mu? evet YouTube'a atacağım, vlog yapacağım. Çok güzel. Görebilir miyiz bugün akşam? Yani bugün akşam biraz zor çünkü çok yer gezdik. Yani Akyaka'dan beri dolaşıyoruz. O kadar Evet. güzel yerlere gittik ki ama... Abiler Yunan peynirini. Evet. Onlar da YouTuber'larmış. Aha. Çektiler. Ben restoranda çalışıyorum. Öğleden sonra da Aha, gidiyoruz aha. oraya. Yunan peyniri nasıl yapılıyor işte. Evet. Ezine peyniriyle farkı ne falan filan. Bu Önemli. Yunan peyniri tuzlu olması daha lezzetli Ha, olması. tabii. Halloumi peynir. Tabii Ezine peynirinden mesela Benziyor. Yunan peyniri olmaz. Evet. İşte mezeler tava nasıl yapılıyor falan filan. Tava dedim baklanın daha bir kurusu. Siz öğrenmişsiniz Yunan Ben peyniri biliyorum, yapmasını, biliyorsunuz biliyorum, değil mi? biliyorum. Zaten Ben orada biliyorsunuz. çalışıyorum zaten. Normalde bayanın evlerine bakıyorum. Anladım. Diğer kalan zamanda restorana gidiyorum. Aynı şekilde Harika. yapıyoruz. Ya Onlar da aslında şöyle, yapıyorlar. biz niyetimiz burada kalmak istiyorduk. Çok sayılı galiba. Birkaç tane pansiyon var. Bayanın evleri Evet. var. Ama aşağıda da işte balık Restoranlar. restoranlarında akşam oturmak istiyorduk ama maalesef aşağıdan buraya anca gelebildik. Doğru. Ama başka zaman illaki buraya geleceğiz çünkü ben Olmaz burayı mı takip ya? ediyorum. Çok Evet. güzel bir yer. Bayanın geziyor muydu Yukarı yukarıda? doğru çıkacağız, aynen. O zaman benim telefon var Telefon kapıda neydi göreceksiniz. adı? Ben size göstereceğim Can, şimdi. Tamam. Canan Sözen. Canan Sözen kapıda telefonu var Telefonlar mı? var. Ben size göstereceğim Harika, şimdi. tamam. Ben telefonu alayım. Bir daha geldiğimizde kalmak istiyoruz. Lütfen. Akşam da oraya inip dediğim gibi balık yemek istiyoruz. Yakamaz Aa, doğru. restoran yeni açıldı. Tamam, Çok aklımızda temiz, olsun. Harika. lavaboları, Tamam, her tamam. şeyleri Yakamoz garantilemiyoruz. restoran değil mi? Evet, Evet. Yakamaz. Harika. Tamam. Şimdi ufaktan Cemal Bey. Cemal Bey'in. Cemali. You can't miss Cemali. Süper. Tamam, ben eve gidiyorum. Tamam, okey, Tamam mı? Tamam, Görüşürüz. YouTube'dan dediğim gibi Evet. Doğan Bey köyü diye yazarsanız zaten çıkar ama Ayhan Oytun diye yazarsanız Ayhan Oytun. Ayhan Oytun. Hemen yaz vallahi. Hemen yazıyorum. Hemen yaz. Hemen kağıt kalem al unutma. Normalde İyi yani günler, teşekkür ederim. Herkes gidip çekemez çünkü burası şahsi Ha şimdi sordum hanımefendi Size izin demiş. verdi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Unutmayın Ayhan Oytun diye. Okay. Thank you. Görüşmek üzere. Bay bay. Tamam. Amerikalı mı? Eşi araştırmacı deprem Öyle şeyiyle mi? vefat etti. 4-5 Allah yıl rahmet oldu eşi etsin. öyle de. Ama kendisi çok iyi bir bayan. Belli. Evleri var. Mesela şurada ama
Ama buradan göremiyorsunuz. Yani şuradan çıkacağız böyle. Dönüyor galiba değil mi böyle? Gidiyorsunuz. Aha. Tamam, yürüyerek bu milli parkın buraya geleceksiniz. Oradan da yol var ama aynı istikamette gelirseniz böyle çeke çeke aynı şekil daha güzel olur yani. Şimdi evi ne tarafta? Evi şurada hemen. Tamam, biz bir maske alsak olur mu? Maske alsak. Yani Canan diye yazıyor değil mi yol üstünde? Evet, evet, evet. Tamam, yani görürüz, illaki evet, görürüz. Evet, evet. Tamam, ben o zaman kayıt altına alayım. Tamam, ben şimdi kaze var, ben buradayım. Tamam, teşekkür ederim, görüşmek üzere. Böyle değil, burada yaşıyorum ama yukarıda o Poli Cafe'nin arkası da hemen üstü is Adria'nın evi, Villa Adria, ondan sonra Villa Alexandra. Karşı tarafta Keti evi. Harika. Biz terk etmişiz. Girip yerleşmişiz. Tabii. Çok güzel yerde yaşıyorsun. Geldim. Good, evet. Harika. Çok bayıldık. 21 senedir buradasın. Evet, her artık yaz. Her yaz. Kışın Amerika. Amerika'da ama şimdi ben gitip dönmeyeceğim. Ama benim Bey Türk'tür. Ne var Amerika'da? Her şey Türk'tür. Değil mi? Ama eşi rahmetli olmuş. Doğru, deprem doğru. Uzmanı mı? Doğrudur. Mete Sözen. Mete Sözen. Top yazdı, yazdı. Sizin adınız ne? Canan Sözen. Canan. Aa, evet. Siz tamamen Türk olmuşsunuz. Türk adı öyle, almışsınız. Onun teyzeden Meliha Abne Sözen. Onun teyzeden Canan Sen. Okey. Oldum. Şey diyeceğim. Burada bir tane yöresel kıyafetler yapan Ayşe abla mıydı o? Emin değilim. Aa, Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım. Var mı burada? Açık mıdır var, gitsek? Var var. Açık değil ama private. Hı-hı. Private. Belki gelecek sefer. O kadar sıcak. Ha, gelecek sefer. Şey. Çok sıcak. Öbür tarafta. Tamam. Tam meydanda. En meydandan yolu var. Ondan sonra en son bir bej rengi bir ev. Müze açık ama değil mi? Müzesi müze açık. Değil. Değil. Bugün değil. Değil ama normalde açık mı? By appointment. Randevulu. Anladım. O zaman Emel Aksoy. Yaşlı bir çift zaten. O eşi de var. İnternette. Okey. Sen beni yazdın mı? YouTube Ayhan Oytun diye. Oytun yazdım Ayhan. Ay harikasın. Harikasın. Benim numaramı göreceksin yukarıda. Taman zaten çıkacağız oraya. Ben Emel'in numara ya da randevusu yapabilirim. Sana. Tamam tamam, çok evet, teşekkür evet. ederim. Bir dahaki geldiğimizde telefonlaşırız. Evet. Tamam. Önemli. Görüşmek üzere. Zaten buranın mevsimi sonbaharda güzel olur. Biz de öyle tahmin ettik. Sonbaharda görüşürüz. Bay bay. Görüyor musunuz mimari arkadaşlar? Şimdi Amerikalı ablamız Canan ablacığımız artık Türk olmuş, Türk soyadı almış. Canan Yalçın. Çok da sempatik bir ablamız. Çok da güzel bir evde oturuyor. Az önce gördünüz. İşte bakın. Yani burası aslında Şirince'den çok daha güzel. Hep kıyaslanıyor aslında. Şirince mi burası mı? Ama biraz daha şey, bozulmamış kalması çok daha iyi. Belki çok popüler olsaydı herkesin bildiği, tanıdığı yer olurdu. Turistik bir yer ama çok böyle bildiğimiz, herkesin gördüğü, tanıdığı bir yer değil. Öyle kalması daha iyi olur belki de. Bakın çok tatlı bir kafesi var. Gördüğünüz gibi. Deminki abla buraya geldi galiba. Canan abla buraya gelmiş. Arabası burada. Ya yol üstünde göreceksin dedi zaten. Denk geliriz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, görüyor musunuz? Nefis. Bahçeli. Böyle birçoğumuzun herhalde hayali böyle bir yerde oturmak. Müthiş yani. Yani mimari hakikaten kusursuz. Onu söylemek kafi bence. İşte Doğan Bey köyü. Uzun zamandır gelmek istiyorduk. Bugüne kısmetmiş. Aslında kalmak istiyorduk ama burada kalıp aşağıda. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel yerde yaşıyorsunuz vallahi. Sağ olun, biz de
Memnunsunuz değil mi? Bak orada Amerikalı Canan mıydı? Canan abla mı? Evet Canan. Onla tanıştık. O sonradan gelme. Biz buranın yerlisi. Sıcakkanlı o da. Tabii canım bizim gibi her olur mu? Ege insanı. Ege insanı tabii canım. Ege insanı gibi olur mu Allah aşkına? Ha, burada Allah yeri varmış Selanik galiba. Kavala halkımız bizim. Ha? Selanik Kavala'dan. Değil mi? Canan Hanım mı? Canan Hanım 21 senedir buradaymış galiba. Yani hani o sadece onda mı kalabiliyoruz? Onun evlerinde mi kalabiliyoruz geldiğimiz zaman? Var mı sizlerde de? Biz de peşi. Onlar yeni aşık. O zaman şöyle. Sen vereceksin bir kartını. Kartımı veremem. Kart kalmadı. Buraya mı geleceğiz şimdi? Ben buradan mı? Ben buraya geleceğim. Mola kafeye gel. Açıksın sen değil mi sürekli? Tamam yardımcı olursun o zaman. Harika. Mübadeleyle geçtik galiba. Göçmensiniz siz de. Bizler sonradan burada doğup büyüme. Hayatımız burada geçti. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şirince'den daha güzel burası. Hep kıyaslarlar. Şirince burası mı diye ama. Doğanlarla kalsın ister. Şirince'ye, Çeşme'ye benzesin istemeyiz mi? Ya buralarda. Tabii orası da var. Doğru söylüyorsun. Ama şimdi biraz tanınsa da sen de daha fazla iş yapsan. Hayır tanınırsa cırgından çıkarsın. Ya o zaman ticari kaygı yok sizde. Değil mi? Öyle bir şey gütmüyorsunuz. Ticari kaygı gütmüyorsunuz. Kazancımız her yerden var. Hiç gerek yok. İyi bari o zaman. Yani çok güzel köy. Yani beklediğimizden çok daha güzel. Ama korkarım bozacaklarını. Yakındır. Dışarıdan gelenler bozabilir. Yakındır. Köylü olarak bozmayız da. İstanbullular bir girerse buraya. Zaten duyuklar onlar. Değil mi? Onlar zaten başladı kızarken bu işleri. Doğru söylüyorsun. Görüşmek kızarken üzere. Kızarken kendileri başladı bu sefer evler okuyamadıkları evlerini vermeye. Şimdi almaya başlarlardı. Ha. Almışlardır muhtemelen yanlış de. Yanlış yaparlar şimdi o çok kız. İnsanlar sokmazlar evlerin içine. Ha, doğru söylüyorsun. Bu sefer köylüyü atarlar kendileri otururlar. Biz de köylü yaşa olarak dimdik duracağız. Bayağı aynen öyle. Bravo ablacığım tebrik ederim. Sağ görüşmek üzere. Olacağız. Aynen. Görüşürüz. Sağ olun. Kolay gelsin. Ve Samos restoran işletme sahibisisiniz galiba. Hayır. Değil misiniz? Tamam çok rahatsız etmeyelim. Merhabalar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ne kadar güzel bakılmış ya binalığa. Yeni mi? Evet arkadaşlar bakın hibe gelmiş Avrupa Birliği'nden %75, Türkiye Cumhuriyeti %25 katkı vererek bu görmüş olduğunuz eski yapılar onarılmış, elden geçirilmiş, daha bir güzel hale getirilmiş. Bakın vadenin içinde ne kadar güzel bir yapı daha görüyorsunuz. Ya burada her taraf cennetten bir köşe adeta. Böyle dar sokakları olağanüstü güzelliğiyle göz kamaştıran yolları var. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel. Yani aşık oluyorsunuz gördüğünüz zaman. Evet arkadaşlar. Şahane bir restoran kafedeyiz. İşte şurada oturduk. Birazdan bir şeyler yiyeceğiz. Ve bir de size yani köyün meydanı burası, merkezi. Buradan da şahane bir Büyük Menderes Deltası manzarası var işte. Gördüğünüz gibi. Harika. Ufaktan esmeye başladı. Şöyle aşağı doğru da inmek istiyorum. Bakın böyle güzel bir yerdeyiz. Şöyle aşağı doğru inelim. Yani neden acaba buraya ilk defa şimdi geliyoruz yıllar sonra? Buraya gelince bu soruyu kendinize çok soracaksınız bence. Keşke buraya daha önce keşfetseydim diye. Ve buraya bayılacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel ki her santimetre karesi tarih. Her santimetre karesi görsel şov sunuyor. Fotoğrafçılar için müthiş bir yer. Mutlaka Söke'de bulunan Doğan Bey köyüne, eski Rum köyüne gelin. Mübadele sonrası değişmiş tabii oradaki, buradaki Rumlar oraya. Diğer taraftan da bu tarafa göç etmişler savaş zamanında ama çok bu evlerde kalan yok. Çok fazla köylü yok. Bozulmamış, çok keşfedilmemiş. Zaten köyü de aman böyle kalsın modunda. Çünkü bozulacağını düşünüyor. Umarım böyle kalır. Ama bu güzelliği görmeden geçmeyin.
Bakın buralarda kimse kalmıyor. Yani burada bir tarih yatıyor. Çok da güzel. Şahane. Oo, çok güzel. Çok güzel bir yere daha geldik. Evet arkadaşlar, diğer taraftan başlayıp bu şekilde yürüyüp bakın döndük. Şu yukarıda caminin olduğu yerde kafede çayımızı içtik, tostumuzu yedik, devam ettik. En son bu yoldan bakın bu şekilde müzesi var. Müzeye geldik. Şimdi müzeye gideceğiz. Mükemmel de bir manzarası var. Gördüğünüz gibi. Burası Milli Yarımada'nın arka tarafı. Şimdi de müzeye gideceğiz. Milli Parkı Ziyaretçi Tarafı Merkezi'ndesiniz. Parkımızın güney yarımadasındasınız. İçeride parkında yaşayan canlarımızda örnekler var. Onları görüyorsunuz. Hepsi parkımızda yaşıyorlar. Kalip avlama sonucu adetiklerimiz, doğada ölüklerimizi yapıyoruz. Sargı amacıları öldürmüyoruz. Hemen arkamda karnımıza aykırı durup söz konusu tekli yoktur. İçiniz rahat olsun. Görebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet, burası Rumlardan kalan eski bir hastaneymiş. Ve gördüğünüz gibi bölgede yaşayan canlıları da burada sergiliyorlar. Yaşamış, yaşamakta olan canlılar. Çünkü aynı zamanda burası bir kuş cenneti de. Çünkü Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu bölgenin diğer yamacı. Ve işte bu tarafta da yırtıcı hayvanlar var. Eski Rum Hastanesi'ymiş değil mi? Öyle demiştiniz evet, başlangıçta. Eski Rum Hastanesi 1890 yapımıdır. 1924 Mubadele sonrasında okul, karakol, muhtarlık, ev, ahır okulanmışlar. 2004 tarihinde şu anki Tarım ve Orman Bakanlığı'nca restorasyon yapılarak Milli Parkımızın Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi olarak hazırlanmıştır. Gördüğünüz üzere içeride hayvanlarınızı gördünüz, parkımızın bir evet. Çeşitliliğini gördünüz. Oldukça zengin bir Milli Parkı'nın içerisindesiniz şu anda. Şimdi şöyle bir şey var, lafını böldüm Hüseyin Bey. Karşıda ilk defa yani ben bir polis merkezi olduğunu, o kadar güzel polis merkezi, karakolmuş, eski evet, karakol. Eski karakolmuş, o kadar güzel ki orası. Yani hani belki Türkiye'de ilktir, ikincisi yoktur öyle bir örneğin. Kesinlikle. Bakın mesela karşıdaki mimari köyü, çok eski, şahane. Eski Rumca ismi Domaçya olan, bahçe içinde küçük evler anlamına gelen güzel bir köy, şirin bir köy. Yolunuz düşerse herkesi bekleriz buraya. Tabii ki. Görüşün. Birkaç tane köylüye sorduk mesela burada. Bir Şirince gibi olmasını istemiyoruz dediler. Zaten Şirince gibi olamaz burası. Çünkü Şirince'deki köylü nüfus burada yok. Bizim köylülerimiz Yeni Doğan Bey dediğimiz 2 km aşağıya taşındıkları için burada yaşayan köylü nüfusu az. Dolayısıyla geçim kaynağı ve Şirince'deki gibi ticarethane olması biraz zor. Ama her yeri böyle ticarethane yapmayalım. Her yer evet, biraz bazı yerler kendi halinde kalsın, kendi halinde kalsın ama buraya gelen bir ziyaretçi potansiyeli var. Gelen misafirlerimize ihtiyaçları yönelinde tuvalettir, işte yemek yiyecekleri, kafe, pansiyonlar, çay içecekli yerleri,
ve hediyelik eşya alacak yerleri yapmamız gerekiyor. Şey diyeceğim size bir de işte ya insanlar küçük ekstra gelirlerimiz var derken büyük Menderes Ovası var, deltası var bu tarafta. Yani, herhalde tarım mı? Tarım. Tarım değil mi esas? Pamuk tarımı, işte buğday, mısır, ayçiçeği tarımı ve hayvancılık. Artı genelsel dalyan balıkçılığının yapıldığı nadir yerlerden bir tanesi de burası. Karina Dalyan Kooperatifi var. Dalyan'a üye balıkçı arkadaşlarımız. İşte Çupra'dır, Kefal'dir, uh-huh. Devlet'tir. Yan Bağlı'da çıkan bir delta içerisinde burası. O da geçim kaynağı. Ne derler? Taş koysan çıkar mı derler? Öyle bir laf var ya. O kadar yani, bereketli toprakları var. Demek ki oradan geliyor. Çıkar, evet. Ha, taşı dikin çıkar. Taşı aynen çıkar. Öyle. Aynen öyle. Çok güzel bir yer. Burada gördüğümüz, içeride gördüğümüz. Artı burası ekoköy ilerlenmiştir. O özelliği de var. Ekolojik köy olarak değerlendirilmekte. Zeytin tarımı son yıllarda çok gelişti. İşte çeşitli şekillerde yeşil zeytin, işte siyah zeytin, kırmalı zeytin, salamlı zeytin ve zeytinyağımız oldukça meşhur. Bir de destek gelmiş Avrupa Birliği'nden. Şurada bir tabela gördük karşıda. Restant'ın, sadece onun için mi o? TKDK kurumumuz var. Tarımsal kesimi destekleme kurumu. Onların projesi kapsamında destek almışlardır. Samos mu almış sadece? Samos bu diğer aldı. Taraflar değil değil diğerler mi? Diğerler almadı. Sadece komşumuz Abdullah Bey Turizm Bakanlığı'ndan destek aldı. Şu karşıdaki abimiz galiba. Restorasyon aşamasında bunlar yapılabiliyor. Aslında ülkemizin buradaki restorasyon çalışmalarına destek vermesini umuyoruz. Evet, yani çok güzel binalar, çok güzel korunmuş, tadilattan elden geçmiş ve o kadar da harabe olan harabe çok sayıda da evet eski Rum evi var. Çoğunluğu özel mülkiyete ait. Tabii sahiplerinin yaptırmadığıları nedir ne değildir bilemeyiz. Ama parkımızın, yani devletimizin mali yazdığına kayıtlı buradaki yaklaşık 100 adet parseli var. Bir tanesi restore edilmiş, ayak aldırılmış. İnşallah diğerleri de zamanla olacaktır diye tahmin ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu güzel bilgileri bize verdiğiniz için. Teşekkür ederim. Hayatlarınıza sağlık. Ve turizmci abimiz seni... Oyton. Abi seni çok övdü abimiz. Emekli turizmci dedi senin için. Ama ismini bilmiyoruz. İsmini alalım. Abi ben off record söylerim. Tabii ki abi söyle. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Abdullah Bey, merhabalar. Ben eski bir yurt dışında yaşayan eski bir turizmciyim. Yani Türkiye'de turizm yapan değil, Türkiye'ye turizm yapan yurt dışından turizm şirketi. 17 civarında yaşıyorum. Bunun aşağı yukarı 5 yılında burada yaşıyorum. Normal olarak yurt dışında yaşıyorum. Burayı aldık galiba değil mi? Evet, burayı satın aldık, restore ettik. Peki kiraya veriyor musunuz burayı? Hayır, biz kendimiz kullanıyoruz. Kendiniz kullanıyorsunuz. İhtiyacınız da yok galiba. Ya öyle bir şeyle uğraşmak gibi bir derdimiz yok. Bir müddet şu yandaki küçük binada buranın en eski kahvelerinden birini açtık, Kafe Bistro. 2 yıl o faaliyette bulunduk. Yani bizim amacımız eğlenmek, zaman geçirmekti. İstediğimizden çok fazla bir potansiyel çıktı ortaya, bizi yormaya başladı. 5 masayla başladık, 35 masaya geldiğinde kapattık. Maşallah. Zirvede bırakmışsınız yani. Bıraktık, yapmak istemiyoruz abi. Çünkü köyün bir takım sorunları var, onları biz çözmeye çalışıyoruz. Ama kişisel çabalarla çözülecek sorunlar değil. İşte köyün insanların oturabileceği, dinlenebileceği köyü gezdiklerinde illa bir şey içmeleri gerekmiyor. Kesinlikle öyle, evet. Oturmaları gereken bir park alanına ihtiyaç var. Doğru. Şu gördüğünüz mekanda onu yapmaya çalıştım, milli parklar. Hı-hı. Yalnız burada bazı eski vatandaşlar kendi arzuları dışında herhangi bir şeyin yapılmasını istemedikleri için aşağı yukarı 200 bin lira masraf edilen şuradaki parkı engellediler. Hemen karşısında değil mi? Hemen görmüş olduğunuz. Evet, o kuş resmi var. Şöyle yaklaştıralım birazcık. Şey rampası yapıldı, özürlü rampası yapıldı, oraya bir yol yapıldı içine, Osmanlı çeşmesi yapıldı, ahşaptan gölgelikli masalar, sandalyeler konulacak, çocuklar için kaydıraklar vesaire. Çok da güzel olurmuş. İnsanlar burada kesinlikle. Yani illa kafelere ve restoranlara mecbur doğru. kalmadan oturabilecekler bir alan yaratılıyordu. De siz turizmci olduğunuz için tabii bu işin daha yapılmadı. Bilincindesiniz. Artık köyün bir dizi başka sorunları var. Mesela işte milli parklar. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak milli parklar burada işte bir ziyaret istantım merkezi işletiyor. İnsanların buraya gelmesini, ziyaret etmesini, işte milli park bilinci verilmesi, hayvan sevgisi vesaire açılması amaçlıyor. İnsanları